Bak bu bizim kanal değil. Öyle her ağzına geleni söyleme, kırpmazlar. Habi boy. Habi boy. Habi boy. Hazır mıyız? Biz hep hazırız. Direkt siz... kayda girip başlıyoruz. Sen... Süper. Tabii şey yapma. Tamam. Sen rahat ol kardeş. Aynen. Sen ak, biz akarız zaten. Tamam. Selam arkadaşlar. Bugün Motion Blur'un stüdyolarındayız. Beni çok güzel ağırladılar, sağ olsunlar. Yani ağırlamak derken hani gelirken bir yağmur yedim. İşte tişört verdiler, çorap verdiler. Onları kadreye sokmayacağım ama. Ya bayağı şeydi, sohbet ettik, konuştuk ettik vesaire. Daha önce biliyorsunuz burada kanalda, videoda hem gameplay trailerlarını izledik, yorumlamaya çalıştık, anlamaya çalıştık. Biraz da hani bu iş nasıl oluyormuş, nasıl yapılıyormuş. Çünkü zaten benim bir süredir, uzun bir süredir baktığım, her videosunu izlediğim bir kanal ve çok fazla bakış açısı olarak kendimle yakın gördüğüm bir içerik tarzları var. Çünkü olayın hem zor ve derin yanları, hem de ne olur ne olmaz ve biraz da bu hani olmaz biz yapamayız şeklinde değil, ama daha çok bu iş yapılır ama gerçekten çok zor ve insanın kendisine adaması gereken bir şey. Yani oyun geliştirmek istiyorsanız çok ciddi fedakarlık ve çaba ve ciddi bir adanmışlık isteyen bir şey olduğunu ben de zaten hep anlatmaya çalışıyorum ve bunu yaşayan örneği zaten Kadir abi burada. Sağ olsunlar, beni de işte dediğim gibi hem ofislerini ziyaret ettim hem de videoya da ikna ettim kendilerini. Yani biraz daha Black State oyunu üzerinden ve Motion Blur üzerinden bu süreçleri konuşalım istiyorum aslında. Çünkü burada alabileceğimiz dersler çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Ya, ben de ofisinize gelmiş bulundum. Birebir Norem kadrajındayız. Sadece senin kanalın logosu yani, olacak. Ömer zaten direkt şey, yani artık refleks olmuş. Ben kadrajı kurdum, sen gel otur dedi. Yani ben kamerayı koydu oraya. Her şey hazır. Nasılsınız abi? İyisiniz. İyiyiz vallahi. İşte yoğun. İşte şeyden dönünce, fuardan dönünce bir ton onun arkası toplantı oluyor. Bilmem ne oluyor falan filan. Bir de şimdi development'a tekrar daldık. Yapmamız gereken dağlar gibi işler var. Onlara sabırla devam ediyoruz. Hı hı. Biliyorsun yapım süreci bittiği güne kadar bitmez. Tabii. Bittiği güne kadar bile stres. Ondan sonrası var bir de. Biraz biter. Yani devamı var falan filan. Yani işte onun için yani proses devam ediyor. Hı hı. Hani zaten projenin scale'i büyük olduğu için hani ekstra bir yük var omzumuzda. Onu yapmaya çalışıyoruz bir yandan da. Çözüm bulmaya çalışıyoruz bazı yerlere hala. Hı hı. Oyunun bazı yerlerini tam istediğimiz gibi değil, revize etmeye çalışıyoruz. Daha iyi akıcılık, daha iyi gameplay için falan filan. Gece gündüz yardırıyoruz abi. Projeyi yapmaya çalışıyoruz. Öyle diyeyim yani. Ya o yoğunluk zaten hani şey, bu yakından daha da kamera karşısından da görünüyorsun yoğunluğunuz. Onun size yansıması yoğunluk olarak. Ama gerçekten yoğun bir süreç var yani. Ben de onu burada bizzat görmüş oldum. Şeyi soracağım hani, fuardan döndükten sonra o fuar süreci sizin için nasıl geçti mesela? Yani ne bekliyordunuz, ne oldu? Çünkü ben de ziyaret ettim. Hı-hı. Davet ettiniz, sağ olun. Hı-hı. Hani orada oynanabilir bir demo vardı aslında. Hı-hı. Ve hani ray tracing vesaire. Hı-hı. Hani bütün teknolojileri de çok hakkı ile gösteren bir şey var. Zaten sonrasında incelemeler vesaire de yayınlandı. Siz oraya ne beklentiyle veya ne amaçla gittiniz? Sonrasında nasıl geçti sizin için? Aslında bunu şöyle, yani buraya biraz daha özet geçeyim. Çünkü burayı bir uzun da anlattığım şey oldu. Tekrara düşmeyelim. Şöyle oldu ama abi. Şimdi normalde biliyorsun her bir operasyonun, yani bu tarz tanıtım mı, işte reklam mı veya teknolojik bir showcase mi, bunların hepsinin bir kendi içinde bir şeyi var. Özellikleri var. Onların olması gerekiyor ya. Biz zaten daha önceden bunlar planlandığı için o plana sadık kalarak bizden beklenti vardı. O beklentileri de karşılayarak bir tane showcase, bir demo hazırladık, oraya götürdük. Bu demonun nasıl akacağı, ne olacağı falan filan, bunlar planlandı zaten daha önceden. Evet. Onun için bizim de bir şey, beklentimiz şuydu. Karşılandı mı ona da cevap vereyim. Beklentimiz şuydu. Abi bu oyunun gerçek olduğunu, FPS değerlerinin, ray trace implementasyonunu, bilmem neyin manyakça olduğunu insanlara göster. Çünkü şöyle bir algı oldu. Biz şimdi ilk reveal trailer'ı bastığımızda insanlar, böyle ufak bir ekibin böyle bir iş yapamayacağına dair böyle şüphe duydular. Bu arada biz bunların hepsini de bekliyorduk. Yani ilk reveal trailer çıktığımızda insanların bir kısmının buna inanmayacağını zaten biliyorduk. Evet. Tamam mı? O cepteydi zaten. Zaten strateji buna göre kurulmuştu. Strateji zaten buna göre kurulmuştu. Onun için zaten direkt in-game bastık. Zaten in-game basmamızın bir sebebi de oydu. Hani bu in-game olduğuna inanmayacak insanlar.
daha iyi bizim için abi. İnanmasınlar. İnanmayın, inanmasın. Tabii. Sonuçta biz bunu yapıyoruz, görüyoruz yani. Zaten o reveal trailer da biraz ona göre kurgulanmış. Yani ilk başta hep sinematik sekansı da üstüne bir anda gameplay vuruyor. İlk repliği bile yani Is This Real'la başlıyor. O belki 6 ay öncesinden belliydi o repliği. Tabii. Sonra hep böyle hikaye parçacıkları gibi görüntüler. Ondan sonra hani şey diyorsun, hani hep şeyin arasındasın. In-game mi görüyorum? Sinematik mi? Ne bu yani falan diye. Evet. Sonra orada bir anda gameplay vuruyor zaten. Çünkü o gördüğün her şey in-game bu arada. In-game olmayan hiçbir şey yok. Biz in-game olmayan hiçbir şey göstermiyoruz insanlara. Şimdi bu da bir strateji çünkü. Bu bir tercih değil mi? Tercih tabii ki. Yani bunu biz bu arada cilalayıp sinematik shot falan da atabiliriz araya. İstemedim ben. Hiç bu projenin başından beri de hep böyle konuştuk zaten. Asla yapmadığımız bir şeyi insanlara göstermeyeceğiz. Evet. Kalitemiz neyse onu göstereceğiz. Bazı yerlerde kalitesi gözüksün in-game'de çünkü öyle bir zorunluluklar var. Mesela bazı yeri mükemmel olamaz. Oyun bu çünkü. Tabii. Hani saniyede biz 60 kere render ettirmek istiyoruz bu oyunu. Bazı şeyleri mecburen çözüm odaklı yapmak zorundayız. Onun için abi tamam in-game'de böyle duracaksa böyle dursun abi. Önemli değil. Çünkü biz bunu çok daha iyi çözeriz ama oyunda olmasın. O zaman kill abi. Bu çözüm iyi değildir abi bizim için. Olduğu için strateji olarak hep öyle gittik. Buradan hemen şu eksik kaldı. Ona da bağlayıp burayı tekrar bağlayayım. Biz Almanya'ya gittiğimizde kafamızda bir beklenti vardı. Ama benim kafamdaki beklenti şahsi olarak söylersen derim ki 75-80 bir beklentim vardı Almanya'dan. 100 üzerinden. Ama oraya gittiğimde şartların çok lehimize değişmesi yani çünkü ilk defa gören başka bir şey görüyor, bir de videodaki gibi de değil oyun. Evet. Hani daha çılgın gözüktüğü için Exe'nin içinde çünkü real time'da bir kompreslerden dolayı falan geri geliyor ya tabii. Sistem. Ve insanların oradaki tepkilerini birebir görünce tabii çok çok daha mutlu oldum. Ve herkes çok daha mutlu oldu. Çünkü şöyle oluyorsun ya, sen bir şeyler yapıyorsun ama bunu profesyonel insanlar gördüğünde ne hissedeceğini bilemezsin. Tamam evet. Sen o duyguları vermek istiyorsun onlara. Sen onları şaşırtmak istiyorsun ama bunu ne kadar yapabilmişiz? Olmuş bunun biraz testi ya bu. Tabii. Onun için çok iyi geçti diyebilirim yani. O testten başarıyla geçtik diyorsun. Tabii ki. Ki zaten yani şöyle, mesela ben hani bir oyun geliştirici olarak değil, oyuncu olarak baktığımda mesela iyi niyetli bir şekilde o ilk reveal trailer'a bakıyorum. Evet çok güzel diyorum. Sonra hani soru işareti olarak şu belirebilir. Ya grafikler vesaire çok güzel. Acaba oynanışta bir zayıflık mı var? Mesela orada ikinci hem Gamescom süreci hem de yayınlanan oynanış videosu da orada onu da gösteriyorsunuz aslında. Evet, evet grafik var, yaptık. Oynanış da var. Yani oynanış da aynı şekilde yani. Ne grafik görüyorsan onun hakkını verecek bir oynanış da ortaya koyuyoruz. Yani böyle bir iddiayla gelen bir şey var aslında. Tabii, hatta bizim için bunun kanıtı olarak bizim için önemli bir heyecanlı bir noktaydı. IGN'in hands-on review yapması, o showcase'i birebir tamamen oynayıp kendi düşünceleriyle hem makale olarak yayınladılar hem de o röportajın videosunu yaptılar hands-on review olarak. Gameplay'den de aşırı zevk aldığını orada anlatmaları bu bizim için çok önemliydi. Çünkü hani grafik, fotorealistik, aynı zamanda optimize ve gameplay'den de insanların zevk alması zaten bizim için en önemli 3 unsurdan. Tabii de. Hani bir de şu anda gameplay bitmiş durumda değil. Evet. Biz her an update etmeye devam ediyoruz. Hem yapacağımız iş parçacıklarının bazıları duruyor. Hem de bazı şeylerin yapıldı ama revizesi var. Revize yapılmadılar. Ama tabii ki bu bir proses ve biz şimdi bir demo yapmak zorundayız. Bir yerlere gitmek zorundayız. Hatasıyla, sevabıyla bazı şeyleri gösterip insanlara feedback almak zorundayız. Yani çünkü bitmiş bir oyun görmüyorsun aslında oraya baktığın zaman. Hani insanlar, bazı insanlar mesela bu bitmiş iş gibi düşünüyorlar ya. Yani oyun sektörünü bilmediklerinden kaynaklanıyor. Evet. Çoğu zaman firmalar şöyle yaparlar. İş bitmediği için sadece basından birkaç kişi kestirip kendileri oynayıp bak böyle deyip kapatırlar işi. Bak biz öyle de yapmıyoruz. Şöyle diyoruz. Buyur abi oyna diyoruz. Evet öyleydi. Yani kendimize güveniyoruz yani o konuda. Eyvallah, eyvallah. Evet, evet, hatta yani. Çok özür dilerim. Videoların paylaşılması normalde plan dahilinde değildi. Hatta biz Almanya'ya ilk indik uçaktan. Kadir abi odasına gitti. Ben gittim. Sonra abi dedim paylaşmak istiyorlar. Önce bir kendi aramızda bir gümbürtü koptu. Oğlum bu trailer olarak yapmadık biz bunu. Çünkü şimdi bir rol diye bir şey var. Yani bu oyunu oynayacak kişilerin nasıl bir sekans hani, çünkü 10 dakika var ya adam şimdi gameplay'e mi alışsın, ben nereden nereye gidecektim bunu bilemeyeceği için, bir de oyunun başka bir sekansı bu. Bu olacağı için onlara bak şöyle oyna oyunu rahat et gibi bir video çekiliyor. O video yayınlanan video, o video aslında. Onların incelemeyi gözden kaçırdıkları noktaları falan, oynadıkları showcase'i bak aslında oynadığın şey bu diye hani verip inceleme makale, yani çünkü Gamescom sürecinde yani yüzün üzerinde makalenin içinde yer almış. Biz Nvidia'nın verdiği rapora dayanarak söylüyorum. Yani bunu yapacaklarında kullanacakları materyal olarak tekrar inceleyebilmeleri için, unutmamaları için bir yapılmış bir videoydu sadece. Bir ekran videosu. Hatta
Ben içeride Gamescom'a gideceğimizin gecesi oynadım, kaydettim, o kadardı. Hı hı. Ama şöyle bir şey oldu işte, bak şey değişiyor ya, senin de planların değişiyor. Tabii, tabii. Şöyle oldu, dediler ki ya biz bunu yayınlamak istiyoruz abi, salın bizi. Hı hı. Ya biz işte, ama bak şuradan da şey çekiniyoruz biz çünkü bak bu bir rol, insanlar bunu anlamazlar, sonra derler ki ya işte bu böyle miydi, şu şöyle miydi derler. 5 dakika yürüyoruz gemide derler falan filan, hani ruhunu anlamazlar işin. Evet. Bilemeyebilirler, yok yok dediler, siz sakin olun, work in progress. Zaten Piralta Futuç yazıyor yani. Hı hı. Bunu da söyleyen adam zaten boş söylüyordur. Tabii. Geçin yani onu dediler. Hatta IGN'in de yayınladığında, Nvidia'nın da yayınladığında hepsinin de altındaki açıklamada bu yazıyor. Aslında bu bir hani teknoloji showcase olarak yapıldı. Evet, evet. Yeni trailer, yeni gameplay trailer değil. Ama tabii ki de insanlar ilk gördükleri, bunu düşündükleri için öyle anlaşıldı. Hı hı. Ve hatta ONL'in bittiği gece IGN'in post bir yayını var. Orada ilk paylaşırken ricamız üzerine sunucu bu açıklamayı orada bir de kendi söyledi. Hmm. Hani söyledi bunun mi? Lütfen not edin bu yoksa. Oynanış göstermek amaçlı çünkü, değil. Çünkü yani her işin bir ruhu var ve doğası tabii var. Hı-hı. Senin o doğaya uygun bir şey yapmanız. Şimdi bizim fuara gidiş amacımız bu işi çözmek. E şimdi sen oradan başka bir sorun oluşturup o sorunu çözmekle uğraşamazsın. Biz oyun yapıyoruz çünkü. Bunlarla uğraşamayız biz. Bir tabii yerde. Bu çok önemli bir nokta bu arada, yani seni izleyenler oyun geliştiricileridir diye öngörüyorum ve bizim de burada Kadir abinin hep söylediği ve tartıştığımız, abi hele indie bir firmaysan, orta ölçekli bir firmaysan, evet, oyunu yapmak ve oyunu pazarlamak için yapılacak şeyleri yapmak arasında çok doğru karar vermez, yoksa bu yüzden batan tonla firma var. Evet evet, kesinlikle. Yani iyi bir iş ortaya koyabilirsin ama bunu iyi anlatamayabilirsin veya o yine iş gerçekten iyidir, mesleki olarak işten anlayan biri baktığında iyi bir şey görür ama pazara hitap etmiyorsa yine başarısızlıkla sonuçlanabilir maddi olarak. Tabii. Ama burada az önce söylediğim şeyde altı çizilmesi gereken şey şu aslında, sürekli trailer yapamazsın. Evet. Sürekli bir, mesela bizden firmaların görüştüğümüz Nvidia gibi birçok farklı firmanın sürekli bizden build istiyorlar. Sürekli bir demo istiyorlar. Tabii. Çünkü onlar da testler yapacaklar vesaire. Abi bizim build alacağımız tarihler, stratejimiz de belli. Takvimimizde o tarih geldiğinde alacağız ve vereceğiz. Hı. Sen build istedin diye ben build alıp da 2 hafta bug temizlemeyle ve o buglar da oyunun sonunda olmayacağı halde uğraşamam. Hı. Bu beni batırır. Ben oyun yapıyorum. Evet. Yani bu izleyen arkadaşlar için gerçekten yani bizim bir firma için altın değerinde önem taşıyan bir karar. Doğru zamanda, doğru yere, doğru şeyi göndermek ve yapmak. Şöyle düşünsünler, daha da büyük bir örnek verelim. İstiyorsa Microsoft istesin. Hı hı. Hiçbir önemi yok. Hı. Yani çünkü orada bu sefer problemli bir build giderse süreçten dolayı daha da zararlı. Bir de şöyle, o sen o bu yapabilmen için onu bütün prosesi durdurup onu yapman gerekiyor. Ama sen onu zaten yapacaksın ya prosesin içinde. Tabii. Evet. Bu sefer zamandan çalmış oluyorsun sen. Hmm. Çünkü o build gitti. Sonra çünkü başka bir istek olacak 2 ay sonra da. Başka tabii bir şey olacak. Tabii. Sen çünkü oyunun başka bir mekanizmasını yapmış olacaksın. Diyecekler ki onu da koyup bir gönderin diyecekler. Onun için oraya kanalize alırsan oyunu yapamazsın. Yani sürekli bu talepler üzerinden bir plan çizmeye çalışsan bu sefer her şey birbirine girecek. Şöyle 2 ay sonra vereceğiz abi. 3 ay sonra vereceğiz. Çünkü sen de orada o mekanizmaları bir şeyleri ekleyip düzelterek geleceksin zaten. Hı-hı. Yani bunlar önemli, batarsın çünkü. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Böyle yapmanız lazım. Öteki türlü yani oyun aslında bugün itibariyle şurada olmalıydı ama çok daha geride. Neden? Çünkü biz aylarımızı finalde çıkmayacak bug'ları çözmekle Yani şey zaten süreç içinde kendini düzeltecek şeyler orada sırf bu ilde şuna buna yetişsin diye birçok şey birbirine giriyor, işler çok fazla karışıyor. Evet. Böyle çok fazla trik alacağız arkadaşlar, ben olabildiğince sorup almaya çalışacağım. Ya şimdi bu Gamescom biraz da hani şey, tabii oyun hala çıkmadı ama bir sürecin devamı yani tabii onun öncesinde başladık yani aslında. Tabii yani. Başladık. Ya ilk şeyiniz hani herhalde insanlara Lorem Ipsum'u saymıyorum, o YouTube kanalı. Reveal trailer'la bir Black State duyuruldu ismiyle birlikte vesaire. İnsanların karşısına çıktı. Orada zaten hani süreçleri siz de daha önce anlattınız hani. IGN'in ilk başta orada yayınlanması, sonra diğer kanallarda da. Çok fazla bir konuşuldu. Kojima'nın retweetlemesine kadar tabii giden bir yola gitti. Siz bekliyor muydunuz veya beklentinizin altında mı üstünde mi bu dönüşlerin miktarı ve olumlu olma durumları? Yani Kojima'ya verdiğimiz paranın hakkını aldık. O 100 dolara o tweet arttırma hakkını aldık. Kojima'ya 100, bana 50. Yani şöyle, tabii ki de insan bir iş onure oluyor. Çünkü şimdi Industry Icon dediğin adam boş bir adam değil. Onun bir oyuna bakıp retweet atması şu demek aslında, ben bunu beğendim demek aslında. Hoş bir iş var burada demek. Bu kolay bir şey değil.
Bunu tabii beğenmese adam zaten yapmaz. Yani Kojima... Ben bile kendim bile bir şey beğenmesem zaten beğenmedim abi diyorum. Yani bu benim kafama bir silah dayamıyorlar bunu tabii söylerken. Onun için bu tabii ki bir, çok büyük bir feedback bizim için. Hı-hı. Hatta bizim bazı yurt dışındaki arkadaşlarımız bizden daha çok sevindiler. Hı-hı. Hani hemen mail at, ulan Kojima da paylaşıyor çok iyi değil mi falan filan diye. Çünkü onlar etkisini biliyorlar sektördeki. Tabii tabii kesinlikle. Bizim tabii ki şu iki şey var. Bildiğim ve bilmediğim şeyler var. Bildiğim şey şu, ben de ilk defa bu kadar global çapta büyük bir şey yapıyorum. Daha öncekiler buna ölçekle ufak şeylerdi. Bildiğim şey şu, etki edeceğini biliyordum. Bunu zaten bilerek yapıyorum ben. Etki edeceğini zaten biliyorum. Çünkü zaten böyle bir oyun yapmamın sebebi bu zaten. Evet. O etkiyi yapmak zaten. İkinci seviyede ama mesela hiç ummadığım şeyler oldu. Mesela örnek vereyim, bir tane örnek vereyim. Şimdi biz şimdi Japonya'da tanınmaya başladık, Kore'de, işte Çin'de, orada dünyanın her yerinde tanınmaya başladık. Her yerden bize şu an feedback geliyor deliler gibi. Evet. Ama şunu bana gelseydin, söyleseydin ben bunu beklemezdim. Bir örnek vereyim. Böyle çok veririm, uzamasın konu. Bir örnekle kapatalım. Brezilya'nın oyun etkinliği için beni aradılar. En büyük oyun fuar etkinliği için. Ya konuşma da olsa bir gelin gözükün. Allah. Acayip seviliyorsunuz abi burada ya. Şimdi bunu bilemem. Bunu bilemezdim. Evet. Değil mi? Ben de onlara naçizane gelemeyeceğim şu an için. Hiçbir yere gidemediğimi. Sebeplerini de anlattım ufaktan. Ama mutlaka geleceğim dedim. Ama böyle şey gibi yani. Barış Manço'nun Japonya'ya gitmesi gibi bir şey bu yani. Şimdi bazı ülkelerde özellikle çılgınca beğenilmişiz. Mesela Brezilya, yani normalin çok üstünde. Şimdi bunu mesela ölçemem ben. Ölçemezdim. Evet. Anlatabildim mi? Böyle başka mesela Japonya'yla da ilgili çok garip gelişmeler oldu. Ama şunu demeye çalışıyorum. Sen şimdi kafanda bir plan oluyor ama o planı sen devreye soktuğunda o plan senden çıkıyor ya artık. Aynen. Hayatın bir de getirisi oluyor. Çok başka yerlere evrildiğini görüyorsun sen o işin. O zaman yani totalde aslında beklentinizin de üstünde bir sonuç. Tabii ki de. Bazı yerlerde zaten onun öyle olacağını biliyordum yani. Yani lokal bir vizyonla değil de global bir hareket yapmaya çalıştığında zaten öngöremeyeceğin çok fazla şey var. Çünkü tabii, sen Brezilya'daki tabii gamer neyi sever, Japonya'daki neyi sever? Hani maksimum özel ilgi alanınsa bir fikir sahibi olabilir. Ama global çapta yankı uyandırabilecek bir taş attığın zaman suya o dalganın nelere çarpacağı hakikaten yani çok sürpriz, güzel, keyifli geri dönüşlere sebep oluyor. Biz çok rica ettik, çok baskı yaptık. Brezilya'ya gidelim, Rio Karnavalı'nı da görmüş oluruz diye. İşimiz var, oyun yapacağız dedi. Evet. Gidemedik. O da sürpriz. Yoksa oldu. Ben mesela yani Türkiye'de de bazen belki çocuklar kırılıyordur, alınıyordur. Kusuruma bakmasınlar. Beni bir yerlere çağırıyorlar. Şöyle bir etkinliğimiz var abi. Üniversitede gel şöyle bir şey yap. Çocuklara rica ediyorum, çocuklar diyorum o kadar yani görseniz benim halimi şöyle dersiniz. Yok şimdi çağırmayalım Kadir abi zaten dersiniz. Bilmediğiniz için durumu. Hani ne kadar ağır bir şartta bir şey yaptığımı bilmediğiniz için. Hani kırılabilirsiniz ama bak gelemiyorum ama sebebi var ama geleceğim. Evet. Size şimdiden şeyi yapayım. Mutlaka uğramaya gelmeye çalışacağım biraz rahata çıksam. Ama development sert olduğu zaman hani şey yapamıyorsun böyle. Çünkü ben şimdi çıkıp bir yerlere gitmeye çalışsam. Yani aylarca dönemem. O kadar çok bir şey isteyen oluyor ki. Hem yurt içinden hem yurt dışından. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki şu an zamanı değil abi. Şu an uygun zamanda da değiliz. Development devam ediyor ve çok hala sert. Onun için zamanı geldiğinde yapacağız diyoruz bu işleri. O zaman şöyle diyeyim ben. Zamanı gelene kadar sizin videoları projeksiyonla yansıtıp böyle döndürsünler aralarını. Tabii hani o zaman da şey yaparlar yani fırsatı olduğunda da. Ki zaten hani sonradan yine konuşuruz. Hani onlara da tavsiyeleriniz vesaire mutlaka var. bu ilk trailer ve üzerinden gelen geri dönüşler ve işte çok ciddi bir ilgi sonrasında insanların oyuna yönelik yaptığı eleştirilerde harbiden biz bunu görmemişiz ve yani ya da biz bunu görmüştük ama bunun bu kadar önemli bir mesele olduğunu düşünmemişiz tabii ki. Dediğiniz spesifik konular var mı mesela sonradan size ya, faydası olan? Tabii şimdi mesela şöyle. Şimdi bu oyun bitmediği için kestiğimiz yerler de finalize olmuyor bazen. Evet. Mecburen böyle çünkü doğası böyle bu tabii, işin. Tabii. Şimdi mesela orada yazılan bazı şeyleri zaten listemizde var. Zaten yapacağız bunları abi. Evet. Çünkü ben şuna bakıyorum. Bir oyun yapımcısı şöyle bakar aslında. Yani sen de öyle bakarsın herkes bu işi yapan adam. Major sorunlar olmayacak. Evet. Ufak tefek şurada bilmem ne var burada. Ya onları sen zaten kafan şöyle çalışsın. Lan bunları zaten çözeriz. Bunlar bir önemi yok bunların. Anlatabildim mi? Ama şu mesela olmamalı diyorsun ya. Sen onlara odaklanıyorsun. Çünkü diğer şöyle anlatayım. Detayın sonsuz bir şey detay. Tabii. Sonsuza kadar gidebiliriz. Bu oyunu da yapmayabiliriz o zaman. Şimdi oyunun doğasında bir optimize mi? Optimize oluyor mu? Bir, iki bu mekanik çalışıyor mu? Veya bu efekt çalışıyor mu? Bu efekt çalıştığında CPU, GPU göçertiyor mu? Yapay zeka yolu bulduğunda şu sorunlar oluyor mu, olmuyor mu?
onlara bakıyorsun sen. Yani çünkü şöyle, mesela at bir örnek vereyim. Ben şimdi volümetrik mesela patlama yapabilirim. Benim için de çok kolay bu arada yapması. Evet. Hiç de zorlanmam. Basarım geçerim abi. Ama bir volümetrik patlamanın RAM'de 2 GB kapladığını biliyorum ben. Şimdi 2 GB'ı ona ayırırsan yani. Hani... Ben ne yapacağım? O yani... şimdi demek ki yapmamam gerekiyor. Evet. Doğru mu? Şimdi ama bak yapabilirim. İstesem yarın hemen çat diye koyarım. Hı hı. Demek ki koymamam gerekiyor. Ama öyle hissiyatı olan patlama yapmam gerekiyor gibi düşün. Hı hı. Şimdi böyle birçok şey var. Mesele var. Hı hı. Ve bunların sonu da yok bu ara. Evet. Yani onu da manyak gibi yapma var. O volümetriğin de en iyisini yapma var. Hı-hı. O da çünkü yapabilene göre değişiyor. Yani bir birim de kaliteli volümetrik yapabilirsin. Patlamalarda 100 birim. Gerçek sinema efekti yapabilirsin. Çünkü hı-hı, Unreal bir tarafı sinema ya Unreal. Tabii. Şimdi onun için ama biz oyun yapıyoruz abi. Ana o objektif bu değil. Ana objektif efektin güzel gözükmesi. Hı-hı. Genel ambiyansa uyması. Hı-hı. Realistik olması. Dan. Aynen öyle. Anlatabildim mi? Diğeri çünkü yoksa bazı şeylerin çözümünü bildiğin halde yapamadığın oluyor. Diyorsun evet ki mesela veya şöyle oluyor. Şimdi mesela adam bazı firmalar oyun trailer'ı yayınlıyorlar. Bir şeyler gösteriyorlar. Ben mesela o trailer'ı izlediğimde onların hiçbirinin ana oyunda olmayacağını biliyorum. Hı-hı. Neden? Bir örnek volümetrik koyuyor herif mesela. Şöyle diyorum. Kill kill kill. Bunların hiçbiri gerçek oyunda olmayacak. Neden? Çünkü silecekler bunu. 2, 4, 6 GB gitti diyorum memoriden. 3 tane farklı. Evet evet. Ya da hani pet tracing açarsın mesela. Trailer özel. Koyarsın. Aa ne kadar güzel görünüyor diye. Oyun bir açılır bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey yani olur. Ki bunu yapıp bundan zarar gören oyun şirketleri de oldu. Çok fazla var. Özellikle hani büyük çapta bir şey yaptığın zaman hitap ettiğin kitle de oyunla alakası insanlar da sırf senin oyunun için de oyun oynayabilir hale geliyorlar. Benim felsefem şu. Mümkün olduğunca oyuncuyu, abi biz oyuncuyu kandıramayız abi. Bu kardeş. Beğeniyorsan bu abi. Evet. Zorla bir şey değil bu. Bak beğeniyorsan bu kardeşim. Anladın mı? Onun için yaptığımızı göstermeye çalışıyorum. Ben hiçbir zaman yapmadığım uçuk bir şeyi göstermeye çalışmıyorum. Eğer yapsam bile göstermiyorum. Şöyle performansını istediğim seviyeye getirdiğimde gösteriyorum. Artık yani şu oluyor kafamda. %100 de çalışıyor abi. Yani bir şey görüyorsak yani Blackstack ile ilgili herhangi bir video gördüğümüzde orada demek ki bu tabii çalışabilir hale gelmiş ve slogan o. Yani oyunda da olacak. Evet. Yani gördüğün biz, şey tabii, oynayacağın şey olmalı yani. Ki yani bu bundan sonraki oyunlarınızda da belki yani bir oyun çıkardığınızda artık herkes şunu biliyor olacak. Evet. Ben Motion Blur'un oyunundan bir görsel gördüysem bunu bilgisayarımın ekranında da aynı şekilde yine oyun açtığında göreceğim. Göreceğim. Yani bu bir strateji aslında. Evet yani aynen öyle bir strateji. Ben bu bir yöntem. Böyle bir yoğurt yeme stili var abi. Ben bunu seçtim bu işe bak. Ya ya da bazı firmalar oluyor mesela dediğiniz gibi şey biliyoruz yani. O videoyu gördüğümüz anda olmayacağını biliyoruz ama onu bile bile zaten satın alıyoruz belki. Tabii ki, tabii. Hani bunların hepsi farklı farklı stratejiler abi bunlar. Yoksa çok top quality bir şey gösterip onun yarısını yapıp herkesi mutlu eden insanlar da var. Kimse itiraz etmiyor. Tabii ya da o aldığınız mesela geri dönüşlerde bazı şeyler de vardır. Atıyorum yapması 10 dakika, 15 dakika çözmesi çok basit şeyler. Ama işte böyle o kadar fazla şey oluyordur ki tahmin edebiliyorum yani. Çok fazla var. Hani hepsine 10 dakika, yani 1000 çarpı 10 dakika bayağı bir zaman yapıyor yani. Tabii tabii. Bir de öncelik sıralaması çok önemli. Öncelik çok önemli dediğiniz gibi yani. Hani şimdi siz hani atıyorum ana karakterin animasyonları, hareketleri, modeli vesaire hani bunlar işte oradaki köşedeki bir şeyden daha önemli. Tabii. Ama işte bunu doğru ayırt edip doğru öncelik belirlemek gerekiyor. Yoksa zaten bitmez. Yani oyun geliştirme proje olarak da bitmez zaten. Bitmez abi. Bitmeyen proje yaparız. Bitmeyen proje yapmak istemiyoruz. Onun için hani budgetlarımız var bizim de. Bazen bir şeyi mesela daha iyisiyle çözüyoruz. Hı-hı. Örnek vereyim mesela. Atıyorum hareketlerle ilgili bir şey var. Çok daha güzel gözükenini yapıyoruz. Hı-hı. Ama şöyle bir şey oluyor. Gameplay'i öyle baltalıyor ki o yaptığımız hı-hı teknik ve çözüm. Şu oluyor. Demek ki burayı bu kadar iyi çözmememiz gerekiyor. Çünkü bu gameplay'i zevkini düşürdüğü için bu hı-hı sekans evet bizim bunu daha quick, oyunumsu hale getirmemiz daha gerekiyor. Resimleşik. Ki bu sefer de şu oluyor çünkü sen oyunu oynayacaksın ya en sonunda izlemeyeceksin. Tabii. Akıyor oyun bu sefer. Hı-hı. Ama düşün ki mesela bir hareket var. O iki bağlantı hareketse bir hareket var. Çok daha realistik gösteriyor bağlanmayı. Hı-hı. Ama sırf bunu koyduğum için bir saniye gecikme benim aldığım aksiyonu bir saniye geciktireceği için evet ben bundan oyunu oynarken rahatsız olmaya başlarım. O zaman abi bunu kat, direkt aksiyon alalım. O bir saniyelik gecikme olmasın ki oyuncu düşündüğünü direkt yapabilsin. Mesela örnek. Adam şimdi bununla ilgili beni mesela eleştirirse abi aslında bak mesela bu animasyon daha iyi olabilirdi derse şöyle diyorum. Olamıyor kardeşim. Aslında bu da bir tercih değil mi? Yani ben animasyonlarıyla her şeyle çok gerçekçi bir oyun yapacağım deyip bu sefer ama işte oynanıştaki eğlenceyi, tepkiselliği kaybedebilirsin. Şöyle oluyor, %100 oyun hantallaşıyor abi. Ve çok hantallaşıyor. Ama bak
Bizde oyunun ben akmasını istiyorum. Evet. Ve akması için de belli yerlere müdahale ediyorum. Bilerek yapıyorum bunları. Hı hı. Yoksa hani mesela Last of Us'ta şu var ya. Çantayı indiriyorsun, içinden alıyorsun, bilmem ne, tekrar çantaya takıyorsun. Evet. Bizim oyuna böyle bir mekanizma eklediğimizi düşün. Bir şeyi çantaya alıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Abi bizim oyunda bir tane yapay zeka gelip cover'a girmiyor. Bazen sarıyorlar seni. Hı-hı. Ve otomatik silah var bunların elinde. Bende de var. Bende slow motion var. Onlar da başka bomba atabiliyorlar, başka yardım çağırabiliyorlar falan filan. Mümkün değil. Gelip beynini patlatırlar abi. Evet, oyunu yani. Ben karakteri, bizim ana karakteri yavaşlatırsam seni arkalayıp gebertirler abi. Ne türden bir gameplay sunmak istediğinle alakalı mesela. Last of Us'ın çok keyifli, ağır bir oynanışı var. Ama karakterin lokomosyon hızına bak. Lokomosyon hızındaki yürümenin ağırlığını gör. Düşmanların ağırlığını gör. Yani bir denge var orada. Sen şimdi çok beğenebilirsin oradaki akışı. Ama sen bunu gelip daha hızlı bir oyuna koyduğun anda, hızlı akan bir oyunu, nefret edersin bu mekanizmalardan. Evet, yani Last of Us gibi bir oyunda atıyorum. Ana karakterin biraz şey olması gerekiyor. Her an ölebilir gibi bir durum. Tabii. Ama işte mesela Black State'de mermi olması lazım. Black State'de gördüğümüz ana karakter yani belli, bordo bereli gibi bir adam yani. Bir şey. Hani Polat Alemdar gibi bir şey yani. Mesela yani Polat Alemdar işte ne duyguyu vermek evet, istiyoruz evet. Değil mi? Yani Polat Alemdar niye ölmüyor dizide mesela? Hani bunu sorduğun zaman, çünkü o ölürse dizi bitir. Dizi biter abi. Süper yani, yoksa mesela şöyle işler var. İşte 5 tane adamın yanına tek başına çatışmaya gitti. Abi yani herhangi bir aksiyon oyunu olamaz ya. Yani veya sen... bunu filmden düşün. John Wick şimdi 20 kişinin arasına giriyor çıkıyor. Yani tamam belki gerçek. Oğlum biz gerçek yapmak istemiyoruz. Oyun yok. Oyun yapmak istiyoruz biz. Evet evet, yani orada hani şimdi oyun. Çünkü gerçek hayatta kavga izle. Tamam mı? Sence güzel mi? Gerçek İzlemesi hayatta. De zevkli. İzlemesi de zevkli değil. Ama bak televizyonda sana bunu film olarak izletiyor aslında adam. O filmlerdeki gibi olmuyor yani. Böyle sinematik sekanslar. Zaten Unreal olmak zorunda abi. Tabii. Bazı şeyler. Unreal değil mi? Hocam, zaten Unreal olmak zorunda. Gerçekten. Yani inanılmaz iyi bir sloganlara gidiyor. Slogan çıkardı ya. Evet, zaten Unreal olmak evet. zorunda. Yani orada bir hani şey durumu yaşandı, sinirli bir trailer yayınlandı. Çok böyle hızlıca da toparladım onu. Vallahi beğendim. Biz bazen durup düşünüyoruz nerede kalmıştık diye. Sonrasında bir Gamescom süreci. Bunun başında yani o ilk reveal trailer gelene kadar ne kadarlık bir geliştirme süreci var? 2 seneye yakın artı. Hı-hı. Ondan daha öncesi var, ondan daha öncesi var. Hı-hı. Yani ama şey o, ilk bir kafada planlama, sonra bunu kağıda dökmeler. Kafada planlama çok eski, ancient time. Ancient Time'ı doğru söylüyor. Hatırlamıyoruz artık. Kağıt üstüne planlaması 2 sene abi. 2,5 sene falan. Kağıt üstüne planlama GDD ve geliştirmenin de başlaması hani bu. Neyi nasıl mekanizma kuracağız, nasıl bir aksiyon istiyoruz, mekan nasıl akıtacağız, hikaye ne olacak, Element of Surprise ne olacak, hikaye nasıl akacak, karakterler ne olacak, silahlar, bunların psikolojileri ne olacak, bunu nasıl akıtacağız, bunu nasıl geçireceğiz filan falan, bunların hepsinin total ne kadarlık iş gücüne ihtiyacımız var, kaç adam lazım, bu adamların seviyesi ne olmalı, olmayanı nasıl yetiştireceğiz, hı hı, nasıl adapte edeceğiz sisteme, çarkların içine, o da bir çark olup sistemi hızlandıracak. Evet. Bütün prosesler abi, aklına ne gelirse, düşünebildiğimiz pazarlamada ne yapacağız, işte bu trailerları neden böyle yapacağız, kimlerle görüşeceğiz, kimlerle görüşeceğiz, kim nereye kafa atacağız, hangi boşluğa kafa atacağız, ticari planlar neler, bunların hepsi 2,5 sene sürdü. 2,5 sene. Development yok. Hiç development ekip yok. Yazılıyor, yok. Pazarlanıyor, Excel tabloları düşünülüyor. Mesela yapı kuruluyor, yapı test ediliyor beyin olarak, hani nasıl olur bunun sistemi. Tabii. Falan. İptal ediliyor, bir daha kuruluyor. Yani, uzun süreçler ama şöyle böyle bir projede zaten aşağı yukarı yapmak zorundasın. Neden? Abi çünkü her an binlerce problem, zaten en ufacık oyunda bile binlerce problem çözüyorsun. Evet. İş büyüdükçe bu çarpılarak yani eksponansiyel artıyor. Parabolik artıyor. böyle olunca çok büyük sıkıntı yaşıyorsun. Bunu da çocuklar şey yapmasınlar, gözlerini de büyütmesinler bu arada. Hı hı. Çünkü şöyle, biz şimdi PC konsolda bir şey yapmaya çalışıyoruz. İddiamız var ve benim çok uzun bir geçmişim var oyun sektörüyle ilgili. Evet. Yani şimdi bu işi yeni girmiş, 1-2 sene çalışmış veya bir yerinden tutmuş insanlar, ya biz bunları nasıl yapacağız falan filan, böyle düşünmesinler. Bak, Türkiye'deki en büyük yanlış bu. Abi bunları atlayın siz. Abi her şey, benim şöyle çılgın bir sözüm var. Proje ne diyorum insanlara. Abi proje ne? Abi ben işte onları yapa yapa, o mesela küçük projeleri yapa yapa büyük proje yapabilirsin. Hı-hı. Oradan edindiğin tecrübe, şuradan edindiğin tecrübe, buradan edindiğin tecrübeyle bir şey yapabilirsin. Dallanırsın mesela, burada hiç alakası yapay zeka ile uğraşırsın, öbür tarafa gidersin level design ile uğraşırsın, öbür tarafta gider animasyon sekanslar ile uğraşırsın, sonra hepsini toplarsın, hepsinin manyakça olduğu bir mekanizma düşünüp bunu yazarsın. Hı hı. Yani her şeyin zamanı var,
adamı var, yapacak bilmem neyi var. Zaten sen yapmayacaksın hepsini. Tabii. Onun için hani şey yapmasınlar. Bazı şeyleri benden örnek almasınlar. Ben bazı şeyler için yanlış örneğim. Anlatabildim çünkü mi? Çünkü aslında uzun bir süreç var. Yani zaten defalarca denenmiş, yapılmış şeyler var. Yani onun başındaysan önce senin de belli şeyleri yapıp denemen gerekiyor. Belli şeylere evet. Bodoslama girmen gerekiyor. Evet. Orada da zaten şunu soracağım aslında. Siz 2,5 sene önce diyorsunuz hani bunun planlaması yapıldığı birçok işte ayarlamalar, deneme yanılma birçok şey yaptık. Daha hani geliştirmeye başlamadan. Bir de kervan yolda düzüdür diye de bir laf var. Yani evet. Önce başlarsın sonra yolda birçok şeyi değiştirirsin. Bunlardan herhangi biri yani her şeyi planla ve gir ya da kervan yolda düzülür mantığı doğru i̇kisi mu yoksa de, ikisini karıştırıyor mu? İkisi de doğru. Mesela şöyle bir gün gittim Ömer'e açtım. Şu özelliklerin hepsi iptal abi çarpı dedim oyunda. Kil kil kil. Bir anda böyle. Evet. O gün kalktım. Çünkü düşünüyorum 6 aydan beri belki 3 aydan beri background'da düşünüyorum. O oyunun yapısını bozuyorlar abi. Bak kağıt üstünde yaptık ya. Evet. Ama bak kağıt üstünde bu. Evet. Yapma söyle değil ki. Tabii, kağıt üstünde olabilse zaten motor diye bir şey olmaz değil mi? Herkes yapardı bir de evet. Kağıt üstünde olsaydı. Tabii. Kağıt üstünde zaten bak ben şöyle şunu anlatayım. Bir dokümantasyon oyun sektöründeyse eğer yaşayan dokümantasyon olmak zorunda. Bak dünyanın en iyi projesisin. Bir örnek vereyim mi sana? Mesela kimden örnek vereyim? Sony'den örnek vereyim. Tamam. Hiçbir AAA stüdyosunun 100 veya 50 sayfadan fazla dokümantasyonu yokmuş abi. En kral oyunun. Ben 600 sayfa yazdım. Öngörüyü düşün. Yani bunu da yazalım, şunu da düşünelim. Adamlar kafayı yaktılar dokümantasyonu görünce. Şok oldular. Şok oldular ya. 600 sayfa. Dediler ki bu ne ya? Bu nasıl bir şey abi? Bu nasıl bir emek ya dediler. Bak ama önemli değil. Şunu diyeyim. Bak onu bile o kadar düşünmeme rağmen şöyle oluyorum. Kill abi. O kadar. Yani. Çünkü bak düşünmeyle yapılmıyor abi oyun. Düşünmeyle yapılmıyor. Çünkü sen mekanizma yapıyorsun. Tamam bildiğimiz şeyler var, bilmediğimiz şeyler var. Çünkü farazi kuruyorsun ya mekanizmayı. Evet. Diyorsun şöyle şöyle olur, bu da böyle yapar, bu da bunu yapar. Bu değer de bunu değiştirir. Ama sen onu yaptığın zaman o değerin değişikliği güzel değil ki abi. Kağıt üstündeyken çok güzel duruyor. Evet ama sonuçta onu göremeyebilirsin. Sonuçta gördüğüm zaman da şöyle diyorum. Bok gibi. Çok çok kötü abi. O zaman kil abi bunu. Kil abi bak aşığı olmayacaksın yaptığın şeyi. Evet. Hele yazının turanın bilmem neyin hiçbir şeyine aşığı olmayacaksın. Oyun yapıyorsun abi sen. Senin amacın zevkli bir şey yapmak. Evet. Güzel bir şey yapmak, hisli bir şey yapmak olmalı. Bunu bozuyorsa kağıt üstündeki şey, ben de yazsam, babam da yazsa, Hideo Kojima da yazsa çarpıyı yer abi. Nasıl? Sen Hideo değiştirmiyor musun sanki? İlk gün peçeteyine yazdıysa çıktı o. Hayır, Hideo yazıyor yine 600 sayfa bir şey. Onun kitabı basıyorlar, herkese dağıtıyorlar. O kitap değişmez. Değişmez. Sabit kural. Lütfen. Ben önden gelecek yorum. Ben öyle bilmiyorum. Yapayım. Ben önden gelecek yorum burada yapayım şey olur mu ya? Ben öyle bilmiyorum. Birebirdeyken şimdi öğrendiğim şeyler var. Ben öyle bilmiyorum mesela. Ya herhalde ama şey oluyordur atıyorum mesela tecrübe arttıkça o planlama öngörü ve işte onun tutarlılığı artıyordur. Yine dediğin gibi birçok şey değişiyor. Bak, yolda birçok şey öğreniyorsun. Okey ama şu değişmiyor baba. Bak değişmeyen bir şey söyleyeceğim. Her şey okey. Değişmeyen bir şey var. O da şu. Diyelim ki sen dedin ki biz atıyorum şöyle bir silahımız olacak bizim. Evet. Bu silah tek atacak abi. Tamam. Gecikmesi şöyle olacak bu silahın. Olayı böyle olacak. Particle da böyle olacak. Şunu hissettirecek oyuncuya dedin. Tamam. Yaptım hissettirmiyor mesela. Ne olacak? Ne olacak abi? Demek ki ya particle değiştireceğiz ya silahın yapısını değiştireceğiz. Bir şey değiştireceğiz abi. Hı hı. Çünkü amaç şu değil. O kağıdı buraya geçirip mutlu olmak değil amaç. Amaç o kağıttan buraya geçirdiğimiz zaman o hissiyatı verebilmek amaç. Evet. Verdiği oluyor. Vermediği oluyor ve bütün projelerde oluyor. Hı hı. O zaman şunu yapman gerekiyor. Ha şey gibi de değil tabii ki de. Star Wars'un yapımcısının ismi neydi? George Lucas. Lucas gibi de değil tabii. Yani Lucas şöyle diyor mesela. Bir gün geliyor. Diyor ki bizim karakter uçsun diyor. Adamlar şimdi karakteri uçuruyorlar. Şimdi uçunca ne oluyor? Target distance yani senin görebildiğin mesafenin yükselmesi lazım. Tabii. Uzak cisim mesafesinde nesnelerin olması lazım. Yerdeki gibi olmaz planlama. Tabii. Her şeyi ona göre yapıyorlar. Şöyle diyor. Vazgeçtim. Uçmasın artık. Adamlar diyor ki ama biz buna göre yaptık. O da şöyle diyor. Bu projenin sahibi benim, parayı da ben veriyorum. Ben de dersem o diyor. Ve o batıyorlar. Oyun hiç asla çıkmıyor. Bu olamaz tabii ki de. Bu da değil. Ya, oyun için yapıyor bunu bir de. Evet. Tabii. Ya işte biraz hani şey kısmı da demek ki önemli. Yani oyun sektörünün içinde olmak da önemli. Çünkü bambaşka bir şey. Evet, sinemayla vesaire çok fazla ortak kesişim yönü de olabilir. Ama esas da bambaşka bir medyum yani. İçinde olmayan adam yazamaz dokümantasyon. Bu kadar basit. Oyun oynamayan, yapmayan adam. Yani tutarsızlık oranı birden %20'den
90'a 95'e çıkmaya başlar. %90-95 tutarız bir şeyde zaten hiç. Yani komple girelim projeyi. Hani bodoslamak. Şeye benziyor. Bazen Kenan'a ilk sorduğum saçma sorular aklıma geliyor. Kendimden nefret ediyorum. Yeni girmişiz bu işlere. Hiç oyun deneyimimiz yok. Şey diyor mesela bana. Ulan diyor şu diyor engeli aşıp karakteri nasıl getireceğiz? Diyorum ki sağdan dönsün ya karakter. Sağdan dönsün abi. Tamam da oğlum nasıl dönecek? Bana kod karşılığını anlat. Sağdan nasıl dönecek karakter? Yani oğlum sağdan dön deyince dönmüyor mu ya? Anlıyor muyum? Bir şey yok. Ya sağdan dön deyince dönmüyor mu? Sen böyle sağdan döndüremiyorsun o kodla. Ya oğlum tamam işte onu soruyorum. Algoritmasını soruyorum. Nasıl bir şey yazacağız ki bunu nesneyi tanıyacak, bunun sağına geçtiğini anlayacak ve oradan gidebildiğini anlayacak ve nesnenin arkasında kalacak. Nasıl alacak oğlum bunu? Buna bana algoritmasını anlatıyordu. Ben de dedim ki Allah Allah ne de anlaşamıyoruz şu an Kenan sen ne diyordun. Yani seviye buraya düşer. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Evet. Onun için bilmen lazım abi. Daha yani önce yapmış olman ne, lazım. Ne kadar bilirsen şöyle düşün. Sen şimdi şöyle düşünelim. Herhangi bir oyun en önemli değil. Diyelim ki sen bir oyun tasarladın daha önce. Evet. Sana diyoruz ki biz bir tanesi daha için bu oyuna benzer özellikleri farklı olan bir oyun dokümant eder misin? Edebilir misin? Yani aynısı aynı dokümanı yapamazsın yani. Hayır şöyle değil. Yapabilir misin dokümantasyonunu? Yani. Yaparsın. Yani. Neden? Çünkü bir tane yaptın ya evet. Ondan. Ben sana diyorum ki biraz daha şöyle özellikli olanını bana dokümante edebilir misin abi? Hı hı. Sen dersin ki lan zaten alttaki mekanizma aynı. Evet. Şunlar 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 olacak. Bunlar zaten fix abi. Hı hı. Bir de bunun üzerine bu adam şöyle özellikler istiyor. Dur ben bunlarla da ilgili bir dokümantasyon çıkartayım. Yani evet. Ekleyeyim bunlara bir denge menge. Paketleyeyim. Buyur abi dedim dokümantasyonu. Ama düşün ki hiç yapmadım. Ya oğlum ben karşıma ne gelecek onu bilmiyorum. Mesela örnek, bir örnek. Third person'la ilgili bir şey yapıyorsun. Evet. Yazdın dedik işte kamera third person olacak. Tamam abi. Kamera third person olacak da. Bu kameranın sen özel bir şey yapmasını istiyor musun abi? Evet. Ya istemiyorsun. Neyi gösterecek? Bak istemiyorsun. Sadece third person'da kalıyor. Her sinematik katta siyah yani kesiliyor. Kamera başka yerden. Yoksa ana kamera gidip oynayıp gelecek mi? Hmm. Tamam mı? Plan sekans mı olacak? Evet. Şimdi sen oraya yazdın. Bak bu bir yazı. Plan sekans olacak yazdım. Tamam mı? Ama nasıl olacak yani? Şöyle. Projenin plan sekans olmama ihtimalini %99 görüyorum sen bunu yazdıktan sonra. Çünkü yani onu dediğin zaman onu her duruma özel bir şekilde göstermen lazım. Bir kere animasyon sekansını, sinematikleri, gameplay aksiyonlarını her şeyi sen etkiledin şu anda ve her şeyin perfect olması gerekiyor. Tabii. Yani sen şu iddiadasın şu anda. Kamera 100 olacak abi iddiasındasın sen. Evet. Ve onu oraya yazdığında geri kalan her şeyde... Ve ben de sana şunu soruyorum. Daha önce plan sekans bir şey çalıştınız mı? Yok abi çalışmadık. 99'u yazarım abi oraya. Çünkü sen şu an başına ne geleceğini bilmiyorsun. Ben biliyorum ama. Proje iptal. Yani. Yok ben biliyorum plan sekansı senin başına ne geleceğini aşağı yukarı biliyorum. Ha oturup bir projeyi baştan sonra plan sekansı yapmadım ama neyle karşı karşıya kalacağının farkındayım. İnsan şunu sorar. Dünya üzerinde niye kimse plan sekans yapmadı bugüne kadar? Bu herif yaptı. Acaba bir şey mi söylemek istiyor adam? Oğlum bak ne kadar manyak bir herifiz biz ekibiz. Mi demek istiyor adam? Bir şey mi çaktırmak istiyor acaba? Bir düşün yani mesela bunu anladın mı? Ya yani böyle şeyler var. Ya bu tabii çok geniş bir konu. Aklıma geldikçe söylüyorum böyle. Yani velhasıl kelam dokümantasyonu yazan adamın acık acık işten anlaması lazım. En azından gelecek projeksiyon. Yani bir mekanizma ile ilgili projeksiyon kuruyor, biliyor olması lazım. Evet. Yani. Yoksa nasıl anlaşacaksın sen? Kodcuyla, grafikçiyle, sesçiyle ne istiyorsun baba dediği zaman adam sen nasıl anlatacaksın derdini? Evet kesinlikle. Yani bu hani Black State bir örnek tabii ki burada. İşte 600 sayfalı bir dokümandan bahsediyoruz arkadaşlar ve işte sürekli şurasını değiştirdik, burasını iptal ettik diye örnekler veriyorsunuz. Yani ne kadar tecrübe bunu tabii ki çok daha kolay hale getiriyor olabilir ama ne olursa olsun şey süreci asla bitmiyor yani bir şeyleri de yolda öğreniyorsun. Bu da asla bitmeyen bir süreç. Burada da Black State açısından da böyle bir durum söz konusu. Sonrasında dediğim gibi Gamescom süreci yaşandı. Ondan da sonra artık tekrardan siz şimdi döndünüz. Daha yeni sayılır zaten döneli fuardan çıkalı. Çalışmaya. Bundan sonraki hani gelecek planlarınız neler biraz aşağı yukarı tabii ki. Yani şey, size release tarihi sormayacağım ama tamam. Hani ne yapmayı planlıyorsunuz yani? Ya şöyle olarak. Bundan sonra tanıtım sürecine girdiğimiz için. Evet. Dikkat edersem şu da bir stratejidir. Ben uygun görmedim. Bu firma ve bizim için, bizim ekibimiz için uygun görmedim. O da şu. Ben bu projeyi başladım. 3. ayında bir şey yayınlayabilirdim. Var da benim de bir şeyler. Bir görüntü, belki bir oynanış şey, parçası. Bir şeyler yayınlayabilirdim. Evet. Ama hiçbir zaman tercih etmedim bunu.
Hatta birinci senenin sonunda çok daha fazla şey gösterebilirdim insanlara. Bunu da tercih etmedim. Hatta ilk senenin sonunda veya biraz daha sonrasında gameplay videoları gitmeye başladı sağa sola. Evet, bunu söylemiştiniz. O reveal trailer'da da gösterdiğiniz şeyleri daha öncesinde de gösterebilirdik demiştiniz. Evet. Sebepleri var bunların. Çünkü erken oyunun yapım süreciyle belli bir şeyler olgunlaştıktan sonrası çok farklı. Evet. Şimdi burada bir kendini güvene alıp, mesela bizde şimdi portal mekanizması var. Çok belalı bir süreci var. Yani şöyle bir şeyi açıyorsun, başka bir yerdesin, oradan gidiyorsun, başka bir yerdesin, sonra geri geliyorsun. Şimdi bunun çalışması gerekiyor. Evet. Şimdi düşün ki biz bunu yaptık zaten. Fakat bazı sıkıntıları vardı mekanizmanın optimizasyon konusunda. Şimdi bu bir zamana ihtiyacı vardı bunun, gameplay'inin bilmem neyinin. Onun için bazı şeyleri böyle bir ton liste sayabilirim bu konuyla ilgili. Bu bir örnek olsun. Çok fazla liste vardı kafamda. Bu biraz daha otursun, core biraz daha otursun, şu biraz daha otursun falan filan diye. Onlar oturduktan sonra ben trailer bastım. Çünkü geri gelmek istemiyorum bazı şeylerden. Emin olmak istedim. Emin olmak istiyorum. Evet. Ama bunu kimse bilemeyeceği için o eminliği. Eminlik nasıl oluyor? Yani sonuçta bunun bir matematiği var değil mi? RAM'de ne kadarız? GPU şu an ne kadar zorluyoruz? Frame rate'imiz ne? CPU kaç MS'de, GPU kaç MS'de, bu MS'ler neden kaynaklanıyor, render'dan mı, işte atıyorum model şeyinden mi, segmentasyonda mı, draw call'lar mı var, CPU'yu draw call'lar mı yoruyor, yapay zekanın yol bulması mı, trace etmesi mi, bunları bir oturalım iyice yutalım abi. Şimdi yapabiliriz abi. Zaten elimizde tonlarca şey var, hatta şu an oyuncuların görmediği tonlarca olay da var. Göstermedik bile. Yavaş yavaş, çünkü bu da bir yol ya. Evet. Ben şimdi her seferinde bir şeyler daha göstermem lazım. Her seferinde bir şeyler daha göstermem lazım. Bu da bir yol olduğu için, bir strateji olduğu için bunun içinde de. Onun için yani her şeyi boca etmiyoruz hemen. İnsanlar bir konuşsun, sindirsinler. Evet. Bir de bir şey daha atacağız ortaya. Biraz daha konuşsunlar, sindirsinler. Bir şey daha atacağız. Bu böyle bir yol. Yani bundan sonra hem geliştirme süreci hem tanıtım süreci ikisi bir arada ilerleyecek. Evet. Sonrasında zaten. Bir de erken yapmanın şöyle bir sıkıntısı var. Belli bir şeyleri bitireceksin ki enerjiyi ona harcayacaksın. Çünkü psikolojik olarak insanlar insan olduğumuz hasebiyle sosyal bir varlık olduğu için sosyal etkenden etkileniyorlar. Evet tabii. Etkilendikleri için de sen bunu ne kadar safe yaparsan core mekanizmanı ve bitirmeye yaklaşırsan etki düşüyor. Dışarıdan etkilenme etkisi düşüyor. Ekipte de sende de. Çünkü sen onların hiç bilmediği şeyler biliyorsun. Proje senin ya. Evet. Sen her gün açıyorsun, projeye bakıyorsun. Onun için bunu da güvenliğe almak için yaptım. Yani bir dışarıda oyunda evet bir bilinirliği, görünürlüğü var ama bir de iç mekanizma var. İç dengeler var. İç dengeler. Tabii bu heyecanı da baskıyı da her zaman arttırıyor. Projenin 2,5 ay öncesine gitsek stres çok da az. Hani ama şimdi herkes bizi bekliyor şeyi oluşturmak istemez yani. Ve hani onlara da bir şey sunuyorsun ve bunu da hakkıyla göstermeye çalışıyorsun. Tabii ki çok zor bir süreç. Doğru zaman. Daha çok baskı altına giriyor. Sorumluluk daha fazla geliyor. Daha fazla oluyor. Evet. Seni sevenler, sevmeyenler oluyor, bilmem ne oluyor falan. Her birinin artısı eksisi var. Hı-hı. Psikolojik olarak. Hı-hı. Ha ben şimdi tabii çok uzun zamandan beri şey oldu. Ben sallamadığım için hiçbir şeyi. Hani ben projeyi yapmaya odak olduğu için kafam. Hani çok beni etkilemez ama şimdi şurada çalışan 20 yaşında, 25 yaşında çocuk var. O etki, kendi yaptığı işle ilgili bir şey söylendiği zaman tecrübesiz olduğu için hani etkilenebilir, anlatabildim mi? Evet. Yani bunları da dengelemen lazım. Bak proje sadece hani yapmak da değil. Hepsini bunun işine kat. İşte proje bu. Aynen öyle. Yani hem Black State ile ilgili hem Motion Blue'nun süreçleriyle ilgili bence genel anlamda teşekkür ederim cevaplarınız için. Bayağı açıklayıcı oldu. Gerisini zaten Lorem Ipsum'un kanalından takip edebilirsiniz. Çünkü sürekli konuşuyorlar yani. Sürekli anlatıyorlar durumları. Bu da çok tecrübe açısından faydalı. Özellikle hani oyun geliştirmek isteyen insanlar için tavsiye ediyorum kesinlikle. Bir de son olarak sizi yakalamışken hani bu bahsettiğiniz zaten üniversitelerden vesaire çağırıyorlar ama hani gidemiyoruz yoğunluk sebebiyle diye. Ya o arkadaşlara yani daha çok üniversite aşamalarında biraz daha hem kariyer inşa etmeye çalışan hem de oyun geliştirmekle ilgilenen ve bu alanda ilerlemek isteyen insanlara genel tavsiyeler ama bu şu da olabilir. Kardeşim iş bulmak istiyorsan bunu yap da diyebilirsiniz. Veya işte kendini bu alanda ilerlet. Yani o yaşta biri hani kendinizi koyun onun yerine. Ona ne söylerdiniz yani? Neler tavsiye ederdiniz? Yani zor bir şey tavsiye ederim. Evet. Zor bir şey tavsiye ederim. O da şu. İlk önce temelden başlayıp bir şeyleri
öğrenip çok çalışıp, bu çok çalışmaktan kastım gece gündüz çalışıp, cumartesi pazar tatil yapmayıp, millet tatile giderken gitmeyip, hırslanıp, öğrenmeye aç, tuzlu su içmiş gibi öğrenmeye aç olmalarını tavsiye ederim. Herhangi bir meslek için bunu tavsiye ederim. Kesinlikle başarılı olacaklar. %100 garanti veriyorum. Başarılı olacak. %100 yani. Yeter %100. Ki kendinizi vererek bu şekilde, evet, çalışın. Ve insanları dinlemesinler. Umurlarında olmasın kimin ne dediği. Benim çok güzel bir lafım vardır. Benim ne dediğimi de siktir edin oğlum diyorum. Çünkü bir yerde sizin hayatınız. Kararı siz vereceksiniz. Ama şunu gördüm ki yakın çevremden, uzak örneklerden çalışarak oluyor bu işler. Ve kesinlikle başarılı oluyorsun. Çalıştığın zaman. Kesinlikle. Kesinlikle başarılı çalışman gerekiyor. Başarının ölçüleri var bu arada. Tabii. Ama ben kendi yaptığın işte başarılı olacağını söylüyorum. Hayatta başarısız olabilir bir insan. İşinde çok başarılı olabilir. İşinde başarısız olabilir, hayatında başarılı olabilir. Sayısız örneğini görmüşüm. Şirkette adam boş beleş bir herif. Kendini öyle bir satar ki çok iyi bilen bir adamın üstüne çıkar. Mesela hayatta satar kendini ama normalde hiçbir karşılığı yok adamın. Veya tam tersi de olabilir. Veya böyle bu örnekler çoğaltılabilir. Ama evet. Bak bilmek, bunun sağladığı güç, çalışmanın verdiği güç, sen şöyle olursun. Dünyanın neresine inersen in, iş yapabilecek adam olursun. O şirkette yapabilir. Dümenini orada çevirebilir. Başka bir yerde çeviremez. Ama sen indiğin anda insanların sana olan saygısını görürsün bildiğin anda. Sevgisini görürsün. Ve bu hemen oluşabilecek bir şey değildir. Bunun bir çilesi var. O çileyi çekmen gerekiyor. Geçen bir videoda anlatmıştım. Bak bu adam atölyenin tozunu yuttu derlerdi. Bu işin tozunu yuttu derlerdi. Toz yutmak denilen tabir. Yani şu demek, bunun çilesini çekti bu adam. Evet. Çilesini çekince sen zaten akıllı adamlar, avcı adamlar şöyle uzaktan bakıp şöyle diyorlar. Bu adam bu işi biliyor. Diyorlar. Özellikle yabancılar. Çünkü şöyle, adam da aynı yoldan geçtiği için biliyor yani. Senin hareket tarzından, oturmandan, ben çok çalışacağım abi dediğinde sana şöyle yapıyor adam. Bakıyor ve şöyle diyor. Asla bu adam çok çalışmaz. Bunu bak şöyle yaparak anlıyor adam. Neden? Çünkü çok çalışacak adamın özellikleri var. Şimdi o çileyi çektiği için, çok çalışmanın çilesini, öğrenmenin açlığını gördüğü için o adam, o adamın bilgiye olan saygısı, öğrenmeye olan sevgisi defaatle kafasında kendinden de örneklediği için, bildiği için. Yani şöyle, ben çok çalışacağım, içinden geçeceğim diyor adam. İlk telefonda bunu söyledikten sonra arkadaşları halı saha maçına çağırdığı zaman koşarak gidiyor. Şimdi bu ne oluyor sende abi? Bu ne oluyor sende? Hani oluyorsun, direkt hani şey oluyorsun. Hani çok çalışacaktın. Hani çok çalışacaktın abi sen oluyorsun, anladın mı? Çünkü çok zor bir şey abi. Benim söylediğim şey, ben en zorunu tavsiye ettim. Evet. Çok zor bir şey. Ya ama öyle bir şey söyledin ki hani şey yani. Ama başarı garanti. Evet. Böyle, hani bunu yaparsan kesin başarılı olacaksın. Kesin başarılı ama yapabilecek olacaksın. Misin? Ve şöyle diyorum. Ben kendi yanımdaki adama da şöyle diyorum. Bak şöyle düşün. Ben çalıştım. Sen benden daha iyi olmak zorundasın. Nedenini de söyleyeyim. Nedeni de şu. Bana bir şey soruyorsun. Sana direkt pat diye söylüyorum. Kesinlikle beni geçmek zorundasın abi. Evet. Benle aynı seviyedeysen şöyle derim. Seni 1000 kere tokatlamış sayarım kendimi. Neden? Çünkü sen hazır bilgiyi elde edebilirsin şu anda. Evet. Bak sana söylüyorum. Sordun. Mesela abi bunu nasıl yaparız dedim. Şöyle dedim sana. Şöyle bir trik var kardeş dedim. Ben bunu 5 senede buldum. Söylemesi 2 cümle. Onun için beni geçmen gerekiyor. Bunun da üstüne koyman gerekiyor yani. Boynuz kulağa geçecek. Bak bu da bizim, evet, atasözümüz. Boynuz kulağa geçecek. Yani sen usta, bir ustanın yanındaysan veya birinden bir şey öğreniyorsan veya bir ekibin içindeysen daha iyi bir pozisyona gelmen gerekiyor. Çünkü neden? Sana tonla hazır bilgi geldi. Evet. Sen de çalıştın ekstra. Geceni gündüze kattıysan zaten makas açılmak zorunda. Sen daha iyi bir yere gelmek zorundasın. Onun için ben şöyle diyorum. Çocuklar, kendinize rakip belirlerken dünyanın en iyilerini seçin. Çünkü zaten onlar bir noktaya gelmiş ve onların bilgilerini edinebiliyorsun. Bir, onları edinebilirsin. İki de rekabeti niye yanındaki arkadaşına koydun? Manyak mısın diyorum. Evet, yani yanındaki arkadaşını geçmek sana, yani yanındaki arkadaş koşuma değilse hani onu ne önemi geçmeni var abi? Hiçbir önemi yok. Evet evet, kesinlikle. Onun için rekabeti de bir düzgün yere koyun. Neyse, uzun gider şimdi. Felsefi, evet, konuşmalara girelim. Bu bence yeterli. Sen abi ne tavsiye ediyorsun? Ya benzer şeyler ama neyi sevdiklerini bulmaları lazım ya. Mesela illa oyun yapmak zorunda değiller. İlla film çekmek zorunda değiller. Belki ayakkabı yapmak istiyorlar. Belki dünyanın en iyi oto yıkamacısı olmak istiyorlar.
sevdikleri şey bulmaları yani evet, ben çünkü annem babam beni hep o yönde yönlendirdiler. Abi çünkü az önce anlattıklarının hepsinin temelinde şey var abi, bir şeyde en iyi olmak için gece gündüz hafta içi hafta sonu çalışman lazım ve bu parayla dahi sana yaptırılabilir bir şey değil eğer o işi sevmiyorsan. Hı hı. Ama o işi seviyorsan yoksa bu çılgın adam yani, bilgisayar nasıl kullanılıyor önce onu öğrenmem lazım demiş, bundan yıllar yıllar önce Atari salonlarında oynadığı oyunların nasıl yapıldığını öğrenmek için. Evet, bu anca merakla sevgiyle. Yani ben bildim bileli gece gündüz hafta içi hafta sonu çalışıyor. Hı hı. Pazarla pazartesi arasında hiçbir fark yoktur. Hı hı. Eğer gerçekten bir şeye odaklanmış ve yapmak istiyorsan bu parayla olabilecek bir şey değil. Ve eğer böyle bir şey biliyorlarsa, ben gerçekten bunu seviyorum. Hı hı. Ne okuduklarının, nerede olduklarının, Adıyaman'da mısın, Almanya, hiçbir önemi yok. Şartlar eşitlendi internetten sonra çünkü. Aynen öyle ve herkes için eşit. Evet. Çünkü aslında senin paranın olmamasının da bir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Yani bu işin, senin kafandakinin işleyip işlemeyeceğini sen emin olamadığın gibi EA de emin değil, Ubisoft da emin değil. Evet. Değil. Hı hı. Ve yani YouTube var. Gece gündüz o işte kendine bir portfolyo kasıp dediği gibi dünyanın herhangi bir yerine inebilirsin. Abi ben bu işi aha yapıyorum. O saatten sonra senin tipinin, kılığının, kim olduğunun hiç önemi yok. Yani. Hiç bir önemi yok. Kırmaz derler ya. Lütfen, biz görüyoruz ve çok üzülüyoruz. Yok bulunduğumuz ülkenin şartları şöyle, benim şuyum yok abi, buna bile ulaşamıyorum. Vay ekonomi böyle. Ya bunların hepsinden çıksınlar ya. İnternetim varsa. Bunların hepsi gerçek olabilir. Evet. Ülke çok büyük sıkıntıda olabilir. Sen Ardahan'ın bir köyünde koyunun yanında laptopunu açmış çalışıyor olabilirsin. Hı hı. Abi önünde laptopun var. Oturuyorsun ve ne yapacağını biliyorsun. Şartları öğreneceksin. Öğreneceksin. Evet, diğer adamlardan daha fazla çalışacaksın ama bak bu da sana şunu verecek. Babasının işte son model Bugatti'si olan adamın oturup laptop başında kaç saat çalışacak ya? Hı. Ama sen onun öyle dikkatini değilsin. Bozacak sen 800 tane oyuncak var. Sen varsın, kavalın var, koyun var bir tane. Mecbursun sen. Bak sendeki bu hırs birçok şeyden daha güçlü. Hı. Evet. Yani onların artısına senin eksine bakma abi. Evet. Gerçekten yapmak isteme, saldır. Çünkü eyvah, vah vah demenin hiç kimseye bir faydası olabilir mi sence? Olamaz abi. Hiçbir şey olmayacak. Olamaz, hiçbir şey olmayacak senden. Boş ver abi. Kulağını kapat insanlara derken birçok şey var kafamda. Hı hı. Kimin ne dediğini boş ver. Bak, ben de ne dediğimi boş verin diyorum ya. Hı hı. Çalışırsanız başarılı olacaksınız çocuklar. Başka bir seçenek yok. Anlatılan her şeyin bunun temelinde bu var. Çalışman gerekiyor kardeşim. Kesinlikle. Çalışman. Mesela ben bazı arkadaşlara böyle tavsiye veriyorum. Sonra da şöyle diyorum. Sence dediğim doğru muymuş diyorum. Çünkü çalıştıklarını görüyorum ve birdenbire 6 ay sonraki hallerini düşünüp diyorum ki bak 6 ay önce şöyle demiştin ya bana. Ben de sana şöyle şöyle demiştim. Sonra şunları şunları öğren demiştim. Sen şimdi bak 6 aydan beri mücadele ediyorsun. Ben de senin mücadeleni uzaktan izliyorum bu arada. Evet. Takdir ediyorum. Sana helal olsun diyorum. Sence haklıymışız mı diyorum ya. Bak verdin mi hakkı? Abi diyor ki kesinlikle böyleymiş abi. Bak çünkü diyor ki 6 ay önce şunları asla hayal edemezdim yapabileceğimi. Şu anda yapıyorum. Normal diyor. Yaparım diyor. Ve öyle bir durumda aslında şeyi fark ediyor insan. Az önce tavsiyede bulunurken şey dedi ya Kadir abi. İnsanların dediğine bakma. Hı hı. Öyle bir hale geldikten sonra şunu fark ediyorsun. İnsanların %98'i, iyimser konuşuyorum, şöyle sadece bahanelerden bahsediyorlar. Ya işte dolar şu kadar olduğu için yapamıyoruz, işte şu şöyle olduğu için yapamıyoruz, eğitim kötü diye yapamıyoruz. Şunu bile duydu bu kulaklar, Türkiye'de iyi oyun yapılamaz çünkü binalar çok çirkin. Bunu bile duydum. Haklılık payı olan bir perspektif evet, olabilir. Bütün bu bahanelerin gerçekliği de olabilir. Ama hepsi bahane. Evet. Sen oturup çalıştığın zaman yani şey gibi oluyor. Counter oynamaya giriyoruz. Abi ateş ediyorlar ama diyor. Oğlum gameplay bu zaten. Bu bahaneler var ve sen saldırıp geçeceksin. Yani. Evet. Yoksa başka yolu yok yani bu işin. Kesinlikle. Onun için çalışma bir numarada. Tavsiye bu abi. Dediklerinizden zaten şu çıkarımı yapıyorum. Sen mesela... Bak ben Twitter'ım yok. Instagram'ım yok. LinkedIn'im yok aslında. Hepsi yalandan var. 3 resmim var birinde. Birinde bir tane yazım var. Bir tanesinde de 3 tane şey var. Nedenini şöyle anlatayım sana. Benim vaktim yok ki abi. Hı hı. Ben şimdi oturup Twitter'da millet ne yazmış onu okuyamam abi. Onunla uğraşamam ben. Hı hı. Benim öyle bir vaktim yok. Ha bir gün çok rahat da olurum. Böyle ayağımı uzatırım. Canım sıkılır. Bir bakayım derim. Hı hı. Bu istisna. Hı hı. Onun dışında benim bunlarla uğraşacak bir vaktim yok abi. Çünkü benim zamanım, benim 3 saatim çok değerli benim için. Hı. Bak başkasını bilmem. Benim kendi şahsım için, benim için 3 saat çok değerli. Ben onu şöyle şöyle yaparak geçirebilirim.
Veya bir şeye yapabilirim. Veya kendimi ayırabilirim o zaman. Hı hı. O zaman benim önem sıramda onlar 7. sırada, 8. 75. sırada abi. Hı. Ya ben mesela şu çıkarımı yapıyorum söylediklerinizden. Mesela sen şey diyorsun abi, kendini vererek her şeyine, tatile de gitmeyeceksin, hafta sonu da olmayacak ve çalışacaksın. Sen de sevdiğin işi yapmayı öğren, sevdiğin işi bul diyorsun. Yoksa zaten yapamazsın. Evet, ben de o çıkarımı yaptım zaten. Zaten bir şeye kendini bu kadar verebilmen için, atıyorum senin için tatile gitmekten daha keyifli, seni daha çok cezbediyor olması da gerekiyor bir noktada. Tabii. Çünkü kendini zorlayarak bir yere kadar. Ama yapamazsın. Gerçekten sevdiğin, ilgilendiğin bir şeyse zaten şey olursun, ya keşke uykum gelmese dersin. Hani keşke karnım acıkmasa da şuna devam etsem dersin yani. Hani onu bulup onun üzerine yürümek asıl önemli olan, kıymetli olan o zaman. Onu da yapınca Kadir abi garantisini verdi arkadaşlar. Başarı %100 garanti. 99 demiyorum bak, %100. %100. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Konuk olduğunuz için, beni de burada ağırladığınız için çok güzel şekilde. Arkadaşlar dediğim gibi zaten hani Lorem Ipsum YouTube kanalı aşağıda bir yerde, onu bulursunuz. Zaten takip ediyorsunuzdur. Onun dışında da sorularınız vesaire varsa da yine onlara ulaşıp yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Discord'larınızdan vesaire. Tamam. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.